Maç TV ekranlarından herkese merhaba. Yanımda finale kalan bir okulun koçu var. Hisar Okulları'nın koçu, çok kıymetli hocam. Kemal Akif Bursalı var. Kemal hocam, öncelikle tebrik ediyorum. Finaldesiniz. Burada olmak nasıl bir his hocam? Sizden dinlemek istiyorum. Ya öncelikle kazanıp kaybetmenin haricinde, bunların tamamen dışında böyle bir organizasyonun içinde olmak, biz okul olarak çok memnunuz. Çünkü zaten Hisar Okulları Spor Kulübü olarak kendi oyuncularımızdan oluşan bir kulübümüz var ve aynı zamanda burada da işte okul takımımızla oynuyoruz. Yani memnunuz burada olmaktan. Kazanıp kaybetmek bir yana, hem yapılan organizasyon hem ortaya konulan emek, hakikaten BİDEV'in çok büyük bir emeği var. Oradaki tüm insanların büyük katkısı var. Bu çocuklar burada şu basketbolu oynayabilsinler diye ben hepsine kendi adıma ve okulum adına teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam, geçtiğimiz sene ilk kez düzenlenmişti. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Neler söylersiniz? İki senede neler gelişti? Daha neler olması gerekiyor Junior NBA özelinde? Konsept belirlendiğinde bizim de çok ilgimizi çekmiş. Çünkü U14'e kadar olacak ve bence böyle olacak denmişti ve bu kategori bence korunmalı. Yani U14'e kadar Junior NBA'yi aslında federasyonumuz da desteklemeli ve bence yavaş yavaş artık kulüp takımlarından çok okul takımlarına dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu da çok önemli bir örneği. Çok da güzel işleyen bir organizasyon. Her yıl daha çok gelişiyorlar. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz. Umarım daha da gelişerek büyür. Peki Kemal hocam, sizi bulmuşken şunu sormak istiyorum. Kemal Akif Bursalı'yı yakından tanımak istiyorum ben. Oyun felsefeniz, oyun anlayışınız, basketbol anlayışınız nedir hocam? Bunu paylaşabilirseniz çok sevinirim. Tabii elimden geldiğince, dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Şimdi ben Kemal Akif Bursalı, yaklaşık 26 yıldır basketbol antrenörüyüm. Basketbol felsefemi sorarsanız ben kolektif bir basketbola inanıyorum ve özellikle bireylerin gelişerek takımı geliştirebileceğine inanan bir antrenörüm. Takım antrenmanlarından çok genelde bireysel antrenmanlar yaparız. Bireysel fundamental'ın gelişmesi için uğraşırız altyapılarda. Profesyonel seviyelerde de çalıştım. San Antonio Spurs'ta çalıştım. NBA'de asistan koçluk yaptım. 3-3 milli takım çalıştırdım. Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Lisesi, Darüşşafaka, Galatasaray, Beşiktaş. Yani saymakla bitmeyecek yerler. Günün sonunda şunu öğrendim. Bireyi yükseltmeden ne basketbol kültürünüzü, ne basketbol takımınızı, ne de basketbol milli takımınızı yükseltebilirsiniz. Önce bireyi yükseltmeniz gerekir. Buradan tüm alt tip antrenörlerine mesajımdır ki oraya emek verirlerse karşılığını mutlaka alacaklar. Size de çok teşekkür ederim. Buraya gelip yayın yaptığınız, sesimizi duyurduğunuz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hocam, biz teşekkür ediyoruz. Bireyin önemine dikkat çektiniz. Başarılar diliyoruz. Pazar günü görüşmek üzere. Görüşmek hocam. Üzere. Sağ olun. Evet, yanımızda Emir Kemal Trablus var. Hisar Okulları'nı temsil ediyor. Ama bugün Junior NBA'de hangi takımı temsil ediyor? Bakalım, ona soracağız. Junior NBA'de şu an Dallas Mavericks'i temsil ediyoruz. Ama geçen sene normalde Minnesota Timberwolves'u temsil edip finalde ikinciyi kazanmıştık. İnşallah biz bu sene şampiyon oluruz. Çünkü bizim hedefimiz bugün bu. Can az evvel söyledi. Geçtiğimiz sene kaybettiğinizi ifade etti. Nasıl hissetmiştin geçen sene finali kaybedince? Şimdi nasıl hissediyorsun? Biraz Junior NBA'de düşüncelerini ben almak istiyorum. Merak ediyorum. Junior NBA'de şu an heyecanlı, hırslı hissediyorum. Ama geçen sene biraz kalbim kırıktı. Üzülmüştüm. Biraz da kızgındım. Peki Emir, seni şimdi ben yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? 2 yaşında babam eskiden evime mini pota takmıştı. Hep oraya atıyordum. Sonra babam 5 yaşındayken gerçek basket sahasına gidince gerçekten de çok sevmiştim basketbolu. Sonra tenis, eskrim, dağcılıkta, kulüpte basket oynamaya başladım. Çok güzel Emir'cim. Emir'cim, peki gelecek hedeflerin var mı? Evet. İlk ben Euroleague'de oynayıp NBA'ye transfer olmak istiyorum. Euroleague'de Real Madrid'de oynamak istiyorum. Ömer Kutlay da orada biliyorsun. Herhalde belki onu örnek alıyorsun. Olabilir. Basketbol idolüm tabii ki de Kobe Bryant. Çünkü Kobe Bryant hırsı, bir de her sabah kalkıp antrenman yapan birisidir. Ve ben de öyle bir şey. Emre'cim, seni bulmuşken de şunu sormak istiyorum. Şimdi biliyorsun, günümüz 24 saat. Sen basketbola kaç saatini ayırıyorsun? Hani ne kadar günlük basketbola ayırdığın süre nedir? Haftalık da sorabilirim. Olur. Normalde bizim her gün antrenmanımız var. Olmazsa da ben kendime antrenman yapıyorum. Bazen şut atıyorum bizim stadı. Yani okul olmazsa daha çok oynardım basketbol büyük ihtimalle. Emir'cim, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Spor Smash TV ekranlarından herkese merhaba. Şimdi yanımızda Can Aydoğan var. Can Hisar Okulları'nı temsil ediyor. Can'cım, basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Basketbol aslında küçük yaşta benim babamla çok basketle ilgisi vardı. Bir gün onunla basket sahasına gitmiştik. Orada çok sevdim. Oynadım. Öyle öğrendim.
Çok güzel. Can, şimdi Junior NBA'deyiz. Hangi takımı temsil ediyorsunuz? Neler bekliyor bize? Birazdan da maçınız olacak. Evet, Dallas Mavericks takımındayız. Geçen sene finale çıkmıştık ama kaybetmiştik. Bu sene de finale çıkıp bu sefer kazanmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz o. Şimdi çeyrek final maçımızı oynayacağız. Umarım yeneriz, yapacağız. Şimdiden başarılar diliyorum Can. Bireysel hedeflerini sorsam sana. Basketbolda bireysel hedeflerin var mı? Gelecek için. A takımına gitmek. Yani profesyonel bir oyuncu olmak istiyorum. O kadar yani. Onlardan ama en yüksek seviyem. Milli takım gibi şeyler. Peki Can, idolün var mı? İdolüm Kobe Bryant. Çok kişinin gibi, çok çalışmalısı. Oh. Peki Can, son olarak Junior NBA hakkında neler söylemek istersin? Geçen sene finale kaldık, kaybettik dedin ama daha detaylı bir şekilde Junior NBA'yi bilmeyenler için nasıl anlatırsın bu organizasyonu? Junior NBA neredeyse bütün okulların katıldığı U11, U10 veya 9-12'li liglerin olduğu, NBA gibi olan, playoff'ları olan, ligleri olan güzel bir organizasyon yani. Peki bu organizasyonda sen nasıl hissediyorsun kendini? Kendin hani ifade edebiliyor mu basketbolla kendini? Can, ortaya koyuyor mu? Seninle yani Junior NBA hissettirdiklerini merak ediyorum açıkçası. NBA beni aslında daha rahat hissettiriyor. Daha fazla maç yapınca daha fazla deneyimim oluyor. Burada da yeni kişilerle tanışıyorum. Belki takım arkadaşlarım oluyor. Mutlu oluyorum. Burada da maç kazanmak bir şey. Mutlu oluyorum. Çok güzel. Can, şimdi seni bulmuşken NBA'yi de sormak istiyorum. Şimdi Alperen Şengün geçtiğimiz günlerde bir sakatlık geçirdi. Ama çok şükür ki çok önemli bir sakatlık değilmiş. Onur Alp Bitim aynı şekilde Türkiye'yi temsil ediyor. NBA'yi takip edebiliyor musun? Euroligi takip edebiliyor musun? Türkiye Ligi'ni takip edebiliyor musun? Kısacası bu üç ligle alakalı yorumlarını da ben merak ediyorum. İlk olarak bunlardan bence en zor lig Eurolig. Bence Eurolig NBA'den daha zor. Bence NBA'de defans yapılmıyor. Sonra NBA, sonra tabii ki de Süper Lig. Eurolig takip ediyorum. Daha akşam, sabah YouTube'a açtığımda o da maç özetleri çıkıyor. Fenerbahçe Efes'i özellikle destekliyorum ülkemizi temsil için. NBA'de Onur Alp Bitim, Cedi Osman, Alperen Şengün, onların maçlarını, yani özetlerini izliyorum. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum ama yine de mesela genç yıldızlar falan oynuyor. Melih, Ömer Ege falan oynuyor. Onları da izliyorum. Can'cığım çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum gelecek basketbol hedeflerinde. İnşallah gerçekleştirirsin. Güzel bir kariyer seninle olsun. Teşekkürler. Spor Smash TV izleyenleri, şu an Junior NBA yarı finallerindeyiz. Finallere çıkan bir takımın oyuncusu Hisar Okulları'ndan Mete Dereci yanımda. Kardeşi Kaan da onu desteklemek için yanımda. Merhabalar, nasılsınız? İyi, siz? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Kaan, sen nasılsın? Ben de iyi, siz? Teşekkürler. Peki Mete, Junior NBA'de hangi takımı temsil ettiniz? Dallas Mavericks Hisar Okulları. Peki, bu temsil ettiğin takımda favori bir oyuncun var mı? Ben normal bir kulüpte de oynadım ve bu Dallas Mavericks'te oynayan Luka Doncic'i çok sevdiğim için 77 numaraya giriyorum. Neden? Onun oynayış tarzı ve yaptıkları hareketler benim hoşuma gidiyor. Junior NBA deneyimi nasıl oldu senin için? Şimdi finallere çıkacaksınız. Nasıl hissediyorsun? İkinci kere, geçen sene de biz finale çıkmıştık ama yenilmiştik. Yine normal benim için. Çok kez finale çıktığım için elimden geleni yapacağım. Peki Kaan, sen ne söylemek istersin? Junior NBA'yi takip ediyorsun yakından. Sen neler söylemek istersin? Çok seviyorum böyle bakmayı. O yüzden abi abimi izlemek çok hoş geliyor bana. Çok güzel. Finallerde de destekleyecek misin abini? Çok. Mete, nasıl başladın basketbola? Babam ilk futboldaydım. Babam beni bir baskete göndermek istedi. Ben de peki deneyeyim dedim. Sonra basket hoşuma gidince geliştim. A takımına geçtim. Şu anda da TED'de oynuyorum. Basketboldaki hedefin ne? NBA'de oynamak. O zaman biz de sana başarılar diliyoruz. Finallerde de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. İsmail Uras genç yanımızda. İsmail'cim öncelikle hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Finale kaldınız. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hissediyorum. Geçen yılda kalmıştık ama yenilmiştik. Bence bu yıl yeneceğiz. Final şampiyon olacağız. Peki İsmail, geçen seneye göre bu sene Junior NBA'de olmak nasıl hissettiriyor? Farklılıklar var mı? Nasıl gözlemliyorsun ve nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum şimdi ve farklılıklar bence var. Ben geliştim. Takımdaki birçok kişi gelişti. Yeni kişiler de geldi. O yüzden çok iyi izledim. Peki İsmail, Junior NBA organizasyonu geçtiğimiz seneye göre bu sene farklılıklar var mı? Değişim var mı sence? Çünkü geçtiğimiz sene de finale kaldık dedin. Şimdi yine tekrar finale kaldınız. Ne gibi gözlemlerin var? Ya şimdi gözlemlerim iyi yani. Yeni stiller falan öğrendik. Eskiden daha iyiyiz. Çok çok daha iyiyiz hem de. Bence bu iyi, çok iyi olacak yani. Peki İsmail, şimdi seni yakından tanımak istiyorum. Basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Ben yüzme yapıyordum. Sistemde arkadaşlarım var. Onlar basket oynuyorlardı. Geldiler bana, İsmail basket oynamak ister misin dedi. Yani tamam dedim. Sonra gittim. Çok sevmeye başladım. İyi ki de basket oynamışım yani. İsmail, peki hedeflerin var mı basketbolda? Var. Euroleague'de oynamak. Hangi takım peki?
Fenerbahçe. Şimdiden o zaman başarılar diliyoruz. Peki idolün var mı İsmail? Var. Michael Jordan. NBA'yi izliyorsun diye düşünüyorum. NBA'de favori takımın, favori oyuncun, Alperen Şengün var, Onur Akbitim var. Kimleri söylersin? Ben Rockets'i seviyorum Alperen Şengün olduğu için ve Türk yani. O yüzden Alperen Şengün'ü çok seviyorum benim. İsmail, son olarak senin gibi basketbola başlamak isteyen küçük kardeşlerimize neler önerirsin, neler tavsiye edersin? Baskete başladığında hiç bırakmamak, yapabildiğini yapmak antrenmanlarda. Teşekkür ediyoruz İsmail. Finalde başarılar diliyoruz. İnşallah biz de orada olacağız. Güzel bir atmosfer olacak. Teşekkürler. Hisar okullarından Mars Önen yanımızda. Mars'cığım, finale kaldınız. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi ve heyecanlı aslında. Çünkü daha önce de kaldık ama daha önce finalde ben sakat olduğum için çok oynayamadım. Bu sefer oynayacağım inşallah. Mars, az evvel İsmail'e sordum. Geçen sene de bu organizasyonun içerisindeydiniz. Bu sene de Junior NBA'desiniz. Geçtiğimiz seneye göre bu sene ne gibi farklılıklar oldu? Kendini nasıl hissediyorsun? Gelişimin açısından neler söylersin? Bayağı geliştim çünkü benim eski takımımda ben zaman çoğu oynayamıyordum. Çünkü sakattım ama şimdi takım transferi yaptım ve daha çok oynayabiliyorum. Bu yüzden daha geliştim ve daha çok ve daha eğlenerek oynuyorum artık. Junior NBA olarak bizim takımda bayağı bir gelişim var. Herkes çok daha gelişti ama bir Otokom yeni sponsor olmuş. Onun dışında yok. Şimdi diğer arkadaşlarına sormadım ama sana sormak istiyorum. Maxibox gelecek. Maxibox'u biliyor musun? Bilmiyorsan ne gibi düşüncen var aklında Maxibox'la alakalı? Onu hiç bilmiyorum. 1.60 boyunda NBA'in en kısa oyuncusu ve hiç pes etmemesiyle tanınıyor. Ben bir marka olarak sandım da o NBA oyuncusunu biliyorum. Bayağı heyecanlıyım çünkü yani hiç daha önce bir NBA oyuncusunu gerçek hayatta görmedim ve ilk kez göreceğim ve bayağı iyi bir oyuncu diyebiliyorum. O yüzden heyecanlıyım vallahi bayağı. Peki 1.60 olması sana ne hissettiriyor? Çünkü hep NBA uzun boyluların olduğu bir basketbol organizasyonudur. Örnek teşkil ediyor mu senin açından? Evet, çünkü yani boy önemli değil. Eğer çalışırsan ve istediğini elde edebilirsen boyun 2 metre olsun, 1.50 olsun hiç fark etmiyor. Adamları geçiyorsun, sayı atıyorsun. Öyle basket. Mars, peki basketbola nasıl başladın? Nasıl oldu? Basketbol şimdi komik çünkü ben arkadaşlarımla tablette oyunu oynarken bir gün annem gelip senin okul takımında seçimler varmış, girmek ister misin dedi. Ben de hiçbir şey anlamadım. Direkt tamam dedim. Öbür gün seçmelere girdim, takıma girdim ve öyle de basket hayatım başladı. Ne kadar güzel. Hedeflerin vardır muhakkak. Hedeflerini sormak istiyorum. Benimki de ya Euroleague'e yani herhangi bir profesyonel basket takımına girip orada oynamak. Peki idolün kim Mars? İdolüm Kobe Bryant. Peki son olarak Mars, seni bulmuşken en önemli soruyu soracağım. Senin gibi olmak isteyen küçük kardeşlerimize neler tavsiye edersin? Oynayabildiği kadar oynasınlar, antrenman kaçırmasınlar, pes etmesinler. Çok teşekkür ediyoruz Mars. Finalde başarılar diliyoruz. Kendine çok iyi bak. Teşekkürler. TV izleyenleri, şu an yanımda Altuğ Acatay var. Şampiyon oldunuz. Nasıl hissediyorsun? Çok mutlu ve iyi hissediyorum. İnşallah bir dahaki sene de şampiyon oluruz. Junior NBA deneyimi nasıldı senin için? Çok iyiydi. Benim de ilk yılım. Geçen sene katılmamıştım. Bu sene katıldım. Çok eğlenceliydi. Süpersin. Peki basketboldaki hedefin ne? Güzel oynamak. Öyle basketbolcu olmak istemiyorum ama hobi olarak yapıyorum. Süpersin. Başarılarının devamını diliyoruz. Spor Smash TV izleyenleri Junior NBA final şampiyonu takımdan Mert Özkan'la birlikteyiz. Nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Hedefimiz buydu takımca. Nasıl geçti Junior NBA deneyimi? Anlatabilir misin bize biraz duygularını? İyi. Çok heyecanlıydı maçlar. Çeyrek finalde itibaren bayağı heyecanlıydı. Çekişmeli bir maç. Çok güçlü bir iki takımda ama siz kazandınız. İki takımla kazandı aslında. Ama çok iyi mücadele ettiniz. Nasıl geçti? Bundan sonraki hedefiniz ne? Bizim hedefimiz buydu zaten. Süper. Peki senin basketboldaki hedefin ne? Şampiyon ol. Süper. Sana bir sorum olacak. NBA tarihinin en kısa oyuncusu kim? Maxi. Süper. Yanımızda Emre Ertuğrul var. Nasılsın? Nasıl? Final heyecanı nasıl? Çok eğlenceli. Geçen sene de biz finalde elenmiştik. Bu sene hedefimiz şampiyonluktu. Çok mutluyuz. Nasıl hissettirdi? Junior NBA deneyimi nasıldı senin için bu sene? Çok güzeldi. Yani geçen seneden daha güzeldi. Peki basketboldaki hedefin ne?
Basketboldaki hedefim basketbolcu olmak. Tamam, süpersin. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler. Peki sana bir sorum daha olacak. NBA tarihinin en kısa oyuncusu kim? Maxi Boxi. Teşekkür ederiz. Yanımızda Aksen Mutafyan var. Aksen, şampiyon oldunuz. Nasıl hissediyorsun? Gayet iyi hissediyorum. En son şampiyon olmayı denemiştik ama olamamıştık. Ama bu sefer mücadele ettik ve olduk. Junior NBA deneyimi nasıldı senin için? Benim için Junior NBA çok beni mutlu etti. Deneyimim bayağı eğlenceliydi. Reboundlar aldım, şut çektim, pas verdim. Benim için eğlenceliydi. Basketboldaki hedefin ne? Junior NBA'deki en fazla sayı atan oyuncu olabilmek. Tebrik ediyoruz. Peki, son soruyu sorayım. NBA tarihinin en kısa oyuncusu kim? Maxi Gold. Sports Maç TV izleyenleri, yanımızda Efe Mamçı var. Efe, şampiyon oldunuz. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum ama maçta çok az oynayabildim. Yine de maçın sonunda girsem de final maçında oynamak benim için çok iyi bir his. Junior NBA deneyimi nasıldı senin için peki? Çok güzeldi. Hayatımda ilk defa bu takımdayım ve Junior NBA'yi ilk yılımda kazanmak çok güzel. Çok güzel. Peki basketboldaki hedefin ne? Basketbolda hedefim gelecek sene kendimi daha iyi geliştirip Junior NBA'de daha iyi performans göstermek. NBA tarihinin en kısa oyuncusu kim? Maxi Boxi. Sports Maç TV izleyenleri, yanımızda Junior NBA final şampiyonlarından Can Aydoğan var. Can, nasılsın? Nasıl hissediyorsun? Güzel hissediyorum aslında. Bir organizasyonda birçok takımın olduğu, birçok da iyi oyuncunun olduğu bir organizasyonda şampiyon olmak çok güzel bir şey. Gerçekten mutlu oluyorum. Şimdi ödülleri alacağız. Geçen sene finalde kaybetmiştik. Çok üzülmüştük ama bu sefer kazandık, mutluyuz.